Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 7. sözden devam ediyoruz. 7. sözden de epey mesafe aldık. Artık son sayfadayız, öyle diyebiliriz. Yine sizi bıktırmak uğruna da olsa konuşacağımız kısma kadar okuyayım. O adeti bozmayalım. Gerçi her ders bir kere baştan okumuş olduk bu vesileyle. Ama bazen alabileceğimiz hisseler buralardan da açılabiliyor. Ben geri dönmeyi seviyorum o açıdan. Sindire sindire okumuş oluyoruz. Açabildiğimiz kadar metni açmış oluyoruz. Konuşabildiğimiz kadar nitelikli bir şekilde hakkında konuşmuş oluyoruz. Tabii ki bizden dua, Cenab-ı Hak'tan bağış. Yapabildiğimiz kadar yani. 7. söz, Âmentü billahi ve bil yevmil ahir hakkındaydı. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. İmanın rükünlerinin hayata etkileri bu sözde konuşuluyor. Başta daha evvelki sözlerde şeyi konuşmuştuk. İman hayatı nasıl etkiler? Daha özet bir manayla konuşmuştuk. Allah'a iman genelinde konuşmuştuk. Ama burada artık ahiretin de hesaba katıldığı bir düzlemde daha detaylı bir şekilde İslam'ın gereklerinin hayata yansımalarını konuşuyoruz. Üstadımızdan ders alıyoruz. Yedinci söz bu açıdan, bu perspektiften bize önemli şeyler söylüyor. Tabii ki de anlatılan temsil hikayeciğin bizim hikayeciğimiz olduğunu anladığımızda. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan, âmentü billahi ve bil yevmil ahir, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkıyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker meydan-ı harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer şöyle ki. Sağ ve sol tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı. Ve arkasında cesim bir aslan, ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken, sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o aslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Buraya dair işte şimdi aklıma gelen bir şey. Diyoruz ya, tekrar başa dönünce Cenab-ı Hak başka ikramlarda bulunuyor. Aldığımız, tekrar yürüdüğümüz yolun kıymetinden dolayı elbette bize bağışlarda bulunuyor. Nasıl cumaya gidenin, vakit namazlarına gidenin her adımına ayrı sevap yazılıyor. İşte onun gibi bir hakikate ulaşmak için metin içinde mesafe olmanın da böyle mükafatları oluyor. Burada ne gördüm şimdi? Aklıma ne geldi? Nübüvvetin hikmeti. İnsanlığa nübüvvet niye gönderilmiş? Ya da şöyle söyleyelim. Nübüvvet hakikatine insanlığın neden ihtiyacı var? Allah niye peygamber göndersin ki?
neden insanlığı böyle mürşitlerle irşad etmek ihtiyacı duysun ki? Sorusunun cevabı sanki burada bir parça var. Bizim sadece var olmak değil meselemiz. Daha altta o varoluşun parçalarına dair birçok sorumuz var. Bakınız burada işte o hakikat kısmında bu göndermeler açılacak. Dinleyenler o dersleri hatırlıyorlar. Yedinci sözü bilenler zaten bu mevzuyu biliyorlar. Yani yaşadık, var olduk, oh şenlik, öyle değil ki dünyamız. Yaşarken yaşamanın sorunlarını biz cevaplıyoruz şu anda. Ya da yaşarken yaşamanın boşluklarını doldurmaya çalışıyoruz şu anda. Her şey dört dörtlük tas tamam içimizde, yolumuzda, önümüzde, hayatımızda değil ki. Bize verilen bir yaşam enerjisi var. Ama hayatta birbirine kavuşturamadığımız da çok ilmek var, çok düğme var. İlikleyemediğimiz. Onların iliklenmesi, o yarım kalmışların tamam olması, hakikatimizin hitam bulması için, sonuçlanması için yani nübüvvete ihtiyaç var. Bakınız işte o aslan, daracı, yaralar, yolculuk, hayata geldik ama o sorularla geldik. O sorular peşimizi bırakmıyor ki. Hayatın içinde o sorularla uğraşıyoruz. Eğer Cenab-ı Hak bizim nübüvvete ihtiyaç duymayacağımız bir surette bizi yaratmış olsaydı bu soruları da bizde yaratmazdı. Deistlerin iddiasına vuralım buradan. İşte Allah'a inanıp ama peygamberi inkar edenler, o densizler, onlara vuralım buradan. Soralım, bu sorular niye var o zaman? Eğer nübüvvete ihtiyaç yoksa, bizim hakikatimiz bu dünyada tamamsa, bu sorular niye var, bu acabalar niye var? Niye bu boşlukları dolduramıyoruz biz? Neden psikiyatrist klinikleri dolup taşıyor? Neden çocukluktan gençliğe, ergenlik dönemleriyle beraber buhranlar, sarsıntılar, depresyonlar artıyor, cevap bulamadıkları sürece? Hayatı anlamlandırma ihtiyacı niye hissediyoruz? Niye her şey anlamlı olmak zorunda, bir yere bağlanmak zorunda? Bakınız bu yarım kalmışlıklar gösteriyor ki nübüvvet lazım. Nübüvvet bu yarım kalmışlıkların tamam olmasıdır. Bakın bu cümle aklımızda kalsın. Nübüvvet bu yarım kalmışlıkların tamam olmasıdır. Hani şey demiş ya, düşünüyorum o halde varım. Biz de diyoruz ki düşünüyoruz, o halde bir şeyler yarım. Tamamlamaya çalışıyoruz. Bu tamam olması için de yine gaybtan bize haber gelmesi lazım. Çünkü sorularımızın cevabı bu dünyada değil. 2x2=4 gibi değil yani bu mevzular. Ölüm hiçlik mi diyoruz mesela? Ölümden sonra bir şey yok mu diyoruz? Bu sorunun burada tanımlanabilmesi, cevaplanabilmesi mümkün mü? İşte dün örnek verdiğim Marksist filozof, Polonyalı. Adam öyle diyor. Bilgiler kitabıydı kitabın ismi. Kitap yine uzağımda kaldığı için yine alıp oradan okuyamıyorum. Adam öyle diyor. Yani bizim diyor dinin ürettiği argümanları alternatif diyor argüman üretmemiz seküler bilimler, ilimler için de mümkün değil diyor. Çünkü din bu alanda tanımlanmamış şeylere cevap veriyor. Ahiret var mı yok mu? Hadi fizikle, biyolojiyle bize göster. Yani o laboratuvar ortamından çıkmayan, tek gözle baktığını o alanda bize göster. Gösteremezsin, oraya doğru çıkarımlar yapman lazım. Dolayısıyla bu ilahiyat oluyor. Yine o şey kitabında, Yanılıyorsunuz Einstein diye bir kitap okumuştum. Kuantum fiziğine dair. Kitabı yazan da bir kuantum fiziği uzmanı. Einstein'da dahil olan işte Newton falan bunların böyle beraber canlı Almanya'da buluşup sohbet ettikleri bir kurgu geliştirmiş. Bir yandan da kuantum fiziğini konuşuyorlar. Orada bir yerde şey diyor mesela. Ya sabiteler var. Bunu diyor kim sabitledi? Kütle nasıl oluştu? İşte atıyorum bir şey hem bir yerde hem her yerde nasıl oluyor? Elektronun doğasını konuşuyorlar falan. Bir yerde şey diyor Einstein. Bunların diyor şeyi mevzusu artık diyor şeye gidiyor. İlahiyata doğru gidiyor diyor. Çünkü neden? Orada artık fiziğin şeyi bitti. Söylediği nedenler sonuçlar artık orada inceliyor giderek. Varoluşa doğru indiğiniz zaman üstad diyor ya hayatta, vücutta,
Perdeler kalkar orada. Biz de vücudun özüne doğru yaklaştıkça perdeler kalkmaya başlıyor. Adam diyor ki bu çekim kuvvetinin olması için bir parçacık lazım ama parçacığı bulamıyoruz diyor mesela. Ne çekiyor bunu acaba diyor. Atom altı düzey için söylüyorum. Gibi gibi. Hani böyle mevzular var. Artık fiziğin inceldiği, neden sonuç ilişkilerini kuramadığınız, bu alemi şehadette alışık olduğunuz şeylerin artık orada öyle olmadığı alanlar var. İnsanlık bu alanlara girmeye başlıyor. Bu soruların cevabı nasıl çıkacak karşımıza? Ancak yine oradan bahşedilirse çıkacak. İşte nübüvvetin hakikati buradan bize göz kırptı. Ben lazımım dedi yani. Evet. Meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların iki güzel kokulu gülü Muhammedi aleyhissalatu vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Dün burayı bir parça konuştuk ister istemez ama bugün yine canım çekiyor. Konuşalım. Mesela yaranın çiçek olması. Yara aslında çevresine acı veren şeydir. Çiçek ise koku veren şeydir. Güzellik veren şeydir. Huzur veren şeydir. İleride hakikat kısmında bunların aciz ve fakr olduğunu öğreneceğiz. Yani bu iki yaranın acizimizin ve fakrımızın yaraları olduğunu öğreneceğiz. Ama ona bakışımızla bakınız bereketi değişiyor. Bir yanda acıların bereketi varken tabiri caizse diğer tarafta varoluşların, neşelerin, şenliklerin bereketi yaratılıyor. Gülle yara kıyaslaması hem şekil itibariyle gülün yaraya benzemesi yani o kırmızılığıyla, şekliyle kabuklu bir yaraya benzer bir tarafı var gülün. O açıdan hoş, çok güzel bir benzetme. Bir de gülün dışarıya telkin ettiği şenlikle yaranın telkin ettiği karamsarlık arasındaki de şey, kıyas güzel. Çok güzel bir benzetme bu yani. İnsan acizmi ve fakrını Cenab-ı Hakk'ın hesabına istimal ettiği zaman, ona gitmeye kapı kıldığı zaman oradan güzellik alıyor artık. Güzel koku, güzel bakış, güzel tat değil mi? Gülü aynı zamanda biz yiyebiliyoruz, içebiliyoruz. Gül suyu yapabiliyoruz, gül reçeli yapabiliyoruz vesaire. Gül öyle bir çiçek. Her şeyinden faydalanan bir çiçek. Yarada her şeyinden acı çekilen bir şey. Filan. İki güzel kokulu gülü Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. Eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben, yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Gel şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap, bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Sual. Ha şu ellerindeki nedir? Cevap. Bir ilaç. At şunu, sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır. Sual. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap. Bir bilet. Bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desisiyle onu ikna çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Buradaki bu soru cevap faslı ister istemez o masallarla büyüdüğümüz için, bize okutulduğu, öğretildiği için
kırmızı başlıklı kızın şeyini hatırlatıyor. Oradaki o kurtla arasındaki sual cevap faslı. Neden ellerim bu kadar büyük büyük anne? Neden işte ağzım bu kadar büyük büyük anne falan diye soruyor ya. Orada kurdun verdiği cevaplar nasıl? Hep şey. Senin iyiliğin için. Seni daha iyi tutmak için, seni daha iyi işte koklamak için burnun niye büyük falan vesaire. Soruların hepsi aklımda yok da. Buradaki adamın cevapları da öyle. Yani soruları da öyle. Yönlendirmeleri de öyle. Adam bir şey söylüyor. Şundan dolayı mesela Hikmet söylüyor. Ya boş ver ya diyor. İşte kısa vadeli şeylere bak. Ne güzel eğleniyoruz ya. Boş ver diyor şimdi ilaç milaç. Vur patlasın, çal oynasın diyor. Bunlarla uğraşmayalım şimdi diyor mesela. Kurt da öyle ikna etmeye çalışmıştı kırmızı başlıklı kızı. Kısa vadeli şeylerle. Demek ki aldanmanın doğasında, bakın oradan buraya vuralım. Aldanmanın doğasında kısa vadeliye kanma var. Uzun vadeli olanın kısa vadeliyle gözden düşürülmesi var. Aldanmanın doğası bu. Hayattan bir örnek bulmaya çalışalım. Mesela şu olay güzel. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün bir köle veya işte bir fakir tutmuş adamı işçi olarak bir yerden bir yere bir şey taşıtacakmış galiba. Tam hadise aklımda değil, olduğu kadar anlatıyorum. Bilenler toparlasın kafasında. Yolda götürürken o adam onu çalmış. O taşıdığı şeyi çalıp kaçmış, kaybolmuş. Atıyorum bir tünelden geçerken vesaire. Çaldığı şeyin değeri bir dirhem. İmam Ali radıyallahu anh demiş ki, yani bak hırsı helali kendisine haram yaptı. Niye? Eğer o yükü taşısaydı da hani gideceği yere çalmadan dürüstçe götürseydi de ben ona bir dirhem verecektim. Ama helal verecektim. Onun yerine çaldığı şey yine bir dirhem değerinde. Yani çaldığıyla rızkı artmadı. Helalini haram yaptı. Bu dünyadaki hırsızlıklar da böyledir. Bir şey arttırmış olmuyoruz. Zaten takdir edilen gelip bizi buluyor. Ama ne yapıyoruz? Seçimimizle rengini değiştiriyoruz. Gibi gibi. O adam oradaki yolda kısa vadeli istedi. Hemen şimdi şu an şunu götüreyim. Ne kadar ederse o kadar. Ama bekleseydi onu helal olarak bulacaktı. Belki daha fazlasını verecekti İmam Ali radıyallahu anh. Belki de şefkate gelecekti. Onun keremi boldu, cömertliği boldu. Daha fazlasını verecekti belki de. Dua edecekti. Hazreti Ali radıyallahu anh duasını almak az şey mi? Dünyanın pahası verilmez. Yani paha biçilemez ona. Dünyanın pahası yetmez ona. Serveti yetmez. Şu an Koç kadar, Sabancı kadar servetin olsun. Ondan dua almaya vermelisin yani. Onun duası öyle bir dua. Öyle kıymetli bir dua. Peygamberlerden sonra sahabeler. Sahabeler içinde aşere-i mübeşşere. Aşere-i mübeşşere içinde 4 halife. İmam Ali radıyallahu anh da o 4'ün 4.'sü ve velayeti çok kuvvetli. Yani kişisel kemali de çok kuvvetli. Öyle bir duayı alabilirdin, bir dirhemini helal alabilirdin ama acele ettin, kısa vadeliye düşürdün. Elinden kaçtı. Veya işte çocuklar üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Çocuk ya iyi bir meslek sahibi olayım, ondan sonra keyfime bakarım da diyebilir. Ya da sınavı geçeyim, ondan sonra yaz tatilinde keyfime bakarım da diyebilir. Veya kısa vadeli, ya şu günler geçiyor gidiyor, eğleneyim biraz da diyebilir. O zaman da sınava çalışmaz. Bak, kısa vadeliye uzun vadeliyi feda etmiş olur, aldanmış olur, aldatılmış olur. Demek ki imtihan bunun üzerine dönüyor. Ya uzun vadeliyi seçeceğiz ya kısa vadeliyi. Aldanışlar genelde kısa vadeli de. Daha belki derslerimizde nefisle vicdan arasında bir kıyaslama yapmıştık. Dedik ki vicdan uzun vadeliyi tanıyor. Akıl da öyledir yani. Akıl da istikametli, akıl da uzun vadeliyi tanır. Ama nefis hep kısa vadeli de gözü. O burayı tanıyor. Maddeyi tanıyor. Çabuk olanı, hemen olanı, istediği zaman hemen gelecek olanı, bunları istiyor nefis. O nedenle imtihan nefisle vicdan arasında sürüp gidiyor yani. Ya oraya geçiyoruz, ya oraya geçiyoruz. Bu tarafa geçersek doğruyu seçiyoruz, bu tarafa geçersek yanlışı seçiyoruz vesaire. İmtihan burada devam ediyor. Aldanmak
Nefsin tabiatıyla ilgili bir mesele. Şeytan o yüzden nefisle konuşmayı seviyor. Nefsi insana karşı kendi içinde bir silah olarak kullanmayı şeytan seviyor. Bunu da bu tasavvuflarımız, Allah hepsinden razı olsun, nefsin tabiatına dair yazdıkları eserlerle ortaya koymuşlar. Tafsilatı için onlara havale edelim. Birden sağ cihetinden Ra'd gibi bir ses gelir. Der, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster görelim. Sonra de gel keyif edelim. Yoksa sus, hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte, ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsin. Bil, o biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Bunların nasıl berekete dönüştüğünü de bir önceki ders konuştuk. Ondan önceki derslerde de belki atıf yapmışızdır ama özellikle bir önceki ders, yani her bilişim mesela cahilliğin idrakıyla olduğunu konuştuk. İnsan cahilliğini bilirse, o ihtiyacı bir ihtiyaç olarak kuşanırsa, kabullenirse, barışırsa, o zaman ona zenginlik, yani o açlığı ona tokluk getirir, zenginlik getirir, beslenme getirir, arayış getirir, enerjiye dönüşür. Kabullendiğinde, barıştığında, yarasıyla barıştığında insan, yaralarıyla barıştığında insan onları kazanca dönüştürür. Mesela diyelim ki, onu da vermiştik örnek olarak. Dilinizde bir pelteklik var. Şimdi bu pelteklikten dolayı toplumdan kaçmak var. Şıklardan birisi toplumda konuşmamak, iyice kendi içine çekilmek falan filan böyle kendini hayattan soyutlamak var. Diğer taraftan o konuşmadaki tatlılıkla bir şeyler elde etmek veya insanların muhabbetini kazanmak veya o kusuru kazanca dönüştürmek var. Söz gelimi mesela ben bunu vaktinde bir program olarak da yapmıştım, sunum olarak. Beyazıt Öztürk mesela, Beyaz Şov'u yapan, dilinde şey var, R'leri söyleyemiyor. Şimdi bu adam, ben R'leri söyleyemiyorum, toplum beni aşağılar, işte kusurluyum deyip geri çekilseydi, ondan şu anki adam çıkmazdı. Ha, iyi kötü mesleği, iyi bir yolda ilerlemiyor. Dünya yolunda ilerliyor, ahiretine pek bakmıyor ama en azından şey açısından söylüyorum, bir ölçü olarak. Ama o adam onu öyle görmemiş, kusur olarak görmemiş, nakış olarak görmüş. Heh, doğru bakış bu. Bu Cenab-ı Hakk'ın bendeki bir nakışı. Ben de böyle konuşuyorum. Şimdi bak konuşması çok tatlı geliyor, millet dinliyor falan. Hatta o R'leri söyleyemeyişin onu espri malzemesi yapmış. Onunla kendisi de alay ediyor. Veya işte başka bir şovmen, kilolu diyelim. Bakıyorsun sahnede kendi kilosunu espri konusu yapmış. Onunla şey yapıyor. Kendini satıyor ya da ilgi görüyor. Yani kusur, kusurla barışmayan için kusurdur. Kusurunuzla barıştığınız an kusurunuz kazanca dönüşür. Size kapı açar. Bir de bakarsınız ki ya bu şeymiş, yani bana ihsanmış meğer bu. Ben bunu kusur sanmışım, nasıl değerlendireceğimi bilmemişim. Ondan bu böyle kusurmuş bende, kusur gibi duruyormuş. Onu anlarsınız. Herkes kendi hayatından, her birimiz bununla ilgili mevzuları düşünüp pay biçebiliriz. İşte vücudunuz hayır diyorsa kitabında Gabor Mate'in, Stephen Hawking onun eşiyle röportaj yapmışlar, eski eşiyle. Kadın diyor ki o hastalık onda başlayana kadar, işte ölene kadar bir hastalığı vardı onun, vücudu sürekli yamuluyordu falan. Görmüşsünüzdür çok resmini. O kadar zeki bir adam değildi diyor. Ama diyor ne zaman o hastalık başladı sanki diyor zekası açıldı. Nasıl? Belki bir yoğunlaşma, belki bir ne diyelim kabiliyetlerini bir yöne adama ile. Çünkü fiziksel hayattan çekilmiş oldu o rahatsızlıkla.
Ama ilmi hayatı başladı. Kimi zaman da mesela körlerin başka duyuların açıldığını biliyoruz. Adam sağır oluyor, başka bir duyusu açılıyor. Hani bir yerden evet kısılmış ama diğer taraftan yolu açılmış gibi oluyor. Ona kapanırsa, kusura bakarsa kaybediyor. Açılana bakarsa yol açılıyor önünde. Şunu yapamadım, bunu yapamadım değil de ne yapabilirim diye baktığında kapılar ardına kadar açılmaya başlıyor. Cenab-ı Hak yoksunluğunu bereket kılıyor. Aynı şey yarayken güle dönüşüyor. Evet, buradaki misali oturtturursak. Ve o nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahmu maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insan-ı mümini zindan-ı dünyadan, bostan-ı cinana, huzur-u rahmana götüren bir musahhar at ve Burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve daracı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile Sani-i Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havarık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Bu ölüm istemek meselesiyle aklıma şey geldi. Sahabe efendilerimizden birisi, ismi aklıma gelmedi, Bedir Harbi'nde galiba. Tabi harp öyle eskisi, yani şimdiki gibi değil. Uzun süren bir şey. İnsanlar savaşırken, gerçi şimdi sahipler de uzun sürüyor da, yani böyle meydanda savaş sürekli sürüyor. Yorulanlar oluyor, ayrılanlar oluyor, dinleniyor, tekrar gidiyor falan. Hani öyle süreç, savaş süreci. Böyle sürekli insan başladığı gibi bitirmiyor o savaş. O zamanlar öyleymiş. Sahabelerden bir tanesi de şimdi harp sırasında demek ki yorulmuş mu artık? Dinleniyor mu? Yani hurma yiyormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki o sırada, hani kim bugün harp meydanına çıkıp cenk edip şehit olursa ona cennet var demiş. O da elinde hurma varmış, yiyormuş böyle. Şimdi demiş ben burada şehit olursam bana cennet mi var demiş yani. Hani bu meydanda şey olursam. Evet demiş, burada şehit olursan cennet var. Atmış elinden hurmasını, koşmuş oraya. Cenab-ı Hak ona da şehitliği nasip eylemiş yani. Bakın burada dedi ya, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Alıyor çünkü kokusunu cennetin orada. Cenab-ı Hak bize de öyle bir ölüm nasip eylesin. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve daracı olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile Sani-i Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizat-ı nakşını, havarık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini kemal-i lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Yani zamanın geçmesi, fanilik yaraları arttırırken bir tarafta, ne oldu öteki tarafta? Gaybı gördün ya, bekayı gördün ya, artık bu dünyadaki gidişlerin bir şeyi kalmadı. Bunlar manzara. Yolculuk asıl olmayınca, bir yere gidişin vasıtası olunca eğlenceye dönüşür. Aa, geziyorum, yeni yerler görüyorum. Etrafımdaki şekiller değişiyor, insanlar değişiyor. Ulaştığım nimetler değişiyor. Bugün Bursa'dayım, işte şeker yiyorum, kestane şekeri. Öteki gün başka bir yerdeyim, onun meşhur şeyini yiyorum. Oralar benim için asıl değil ki. Benim gideceğim yer başka bir yer. Ben Sivaslıyım, Sivas'a gidiyorum. İkamet yerim orası. Yani yolculuğu ikamet yeri olarak görmediğinizde yolculuk acı vermez olur. Yolculuğun kendisi keyiftir. İkamet yerinizi bilirseniz. Bu dünyayı asıl olarak görenler ikamet yerlerini kaybediyorlar. O yüzden burada çok sıkıntı çekiyorlar. Çünkü yolculuğu asıl kalışla, ikametle, bekayla karıştırıyorlar. Üstadımız bize bunu ders veriyor. Ki Kur'an ve sünnet de bize buna ders veriyor işte. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür.
Halık'ının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet. Emr-i kün feyeküne malik bir sultan-ı cihana acz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun, yani Allah'tan geldik yine ona döneceğiz. Bunu selalarda okuyoruz. Memlekette öyleydi yani, burada pek okuyan görmüyorum da Sivas'ta mesela sela okundu mu hemen bu cümle, bu ayet tekrarlanır. Musibet geldiğinde zaten söyleniyor, bu bir adet-i İslamiye. Bunun dışında o zor işlerle karşılaştığımızda kendimize faniliği hatırlattığımız zamanlarda bu ayet-i kerimeyi tekrarlıyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vefat haberlerini verirken de mesela bunu paylaşıyoruz çok. Muhteşem. Yani muhteşem ya. Kur'an'ın ayetleri, yani her birisi hayatın bir parçası. Ben öyle görüyorum. Bugün şunu yaşadım, Kur'an'ın şu parçasını yaşadım gibi. Yani tabirimi hoş görün. Sanki böyle Kur'an'ın içinden geçiyoruz biz hayatta. Bulabildiğimiz, bilebildiğimiz kadar ayetin yerini tespit ediyoruz. Ama genelde hep içinden geçiyoruz yani. Şu an biz elimizde mushaf olan ama mushafın da içinden geçen, doğumundan ölümüne kadar sefer halinde olan yolcular gibiyiz yani. İşte ölüm anları, musibet anları bu ayete denk geldiğimiz yerler deyip itminanı kalple Rabbi Rahim'ine itimat eder. Evet, arifi billah acizden, mehafetullah'tan telezzüz eder. Evet, havfta lezzet vardır. Korkuda lezzet vardır. Yeni bir bakış açısı. Korkuda lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa, bizim yeğen, aklı bulunsa, bazen sesi geliyor, karışıyor çekimlere, duyarsınız. O bir yaşında işte. Onun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, en leziz ve tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lem'ayı tecelli-i rahmettir. Bu da bir hadis-i şerif değil mi? Bak altta Allah razı olsun söz basımdan hemen vermişler dipnotunu. Buhari'nin edebinde, Müslim'in tevbe kısmında, Tirmizi'nin davatta, İbn-i Mace'nin zühdünde, Darimi'nin rikakta, müsnette geçiyormuş o annelerin şefkatinin toplamının, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir leması, bir tecelli rahmeti olduğu hakikati, bir hadis-i şerifin hakikati. Burada üstad onu hadis olarak söylemedi ama hadisi anlattı bize. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lemayı tecelli rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar aczde ve havfullah'ta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a acz ile sığınmışlar, aczi ve havfu kendilerine şefaatçi yapmışlar. Aslında sözümüzün bunu başlattı ama belki başka yapanlar da var. Bu şeyler, tespitler çoğalsa ve o hadisler metniyle eklense bu Risale Külliyatının altına, derslerde ders yapanlara çok yardımcı olur. Üstelik biliyorsunuz Nurcular çok eleştiriliyor bazı mevzulardan. İşte Risale-i Nur'dan başka bir şeye bakmıyorlar falan filan gibi. Bence o ilişkiyi göstermek açısından da iyi olur bu fitneyi, eleştiriyi dindirmek açısından. Hani biz burada ne konuşuyoruz? Altta hadisleriyle, ayetleriyle görsek, yani söz basımın başlattığı şeyin daha gelişmiş olsa, sanki çok şeyin önünü keser, engeller, zararlı çok şeyin, söylemin önünü keser, engeller diye kalbimden geçiyor yani. Mesela o hadisler olsaydı ben şimdi okusaydım size. Asıl şekillerini aklımda kaldığınca naklediyorum ama aslı olsaydı onlar okusaydım mesela, ki daha da çok vardır. Alimlerin buldukları elbette bizim gibi avamı bulacağından fazla olur. Halbuki evet, o kısmı okuduk. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan
ve üstüne serpen bir cevad-ı kerimin misafirine fakir ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakir ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretini alır, iştiha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahretmişler. Sakın yanlış anlama, Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyeti almak demek değildir. Şu bahar mevzusunu konuştuk ama bir ufak parantez daha açalım. Kendimize soralım bazen. Doğaya bakarken, tabiata bakarken, Cenab-ı Hakk'ın eserlerine bakarken, bu böyle olmaya mecbur muydu? Ben çok soruyorum. Mesela çiçeğe bakıyorum. Dağın başında bir çiçek, oradan hasbel kader, kaderin bir hesabıyla, hesabel kader, o sözün aslı o. Geçen Ahmet diye birisi olmasa o çiçeği hiçbir insan görmeyecek. Ya bu çiçek niye bu kadar güzel? Güzel olmak zorunda mı ya bu kadar? Ahmet görsün diye bu kadar güzel olunmaz ki sadece. Yani Cenab-ı Hakk'ın şuunatına dair, şeyn-i rububiyetine dair o varlıklar, varoluşlarıyla çok şey söylüyorlar. Diken de yaşayabiliyor. Diken yaşayabiliyorken niye bazıları çiçek olmuş? Niye dikenin bu kadar az kalmış? Ya taş taş olarak var olabiliyorken niye canlı da var olmuş ayrıca? Niye bu kadar güzel olmuş? Elma mesela. Ya çam kozalağıyla bir çam ağacı tohumlarını yayabiliyorken elma neden yenir olmuş? Mecbur muydu buna? Kara indiba mesela tüylere bindirmiş tohumunu, uçuruyor her yere. Yenilmiyor, içilmiyor, insana veya başka bir hayvana şeyi yok, faydası yok. Ya diğerleri niye öyle yapmamışlar da bir de araya bizi koymuşlar, elmalar, armutlar, bilmem kaç çeşit o lezzetli sarmışlar meyvelerini, güzel kokular katmışlar. Mecbur muydular buna? Bu yola mecburlar mıydı? Bunu sormamız lazım ki bu bizi şeye götürecek, hikmete. Yani bunlar böyle olmak zorunda değil de böyle olmuşsa arkasında bir kasıt var demektir. Bir özen, tabiri caizse bir ayrı sanat, bir gözetiş var demektir. Cenab-ı Hak bu ayetleri görebilmeyi nasip eylesin. İhsan makamında yaşamak biraz da bu tevhid şuuruyla mümkün. Evet. Evet. Ve o bilet senet ise başta namaz olarak edai feraiz ve terki kebairdir. Bilet oymuş. Yolu tamamlatacak, götürecek olan bilet. Başta namaz, edai feraiz, farzları eda etmek ve terki kebairdir, günahları terk etmektir. Burada dedik hani Üstad Hazretleri'nin bir hiyerarşisi var, bir sistemi var. İmanla başladı, pardon iman da değil, besmeleyle başladı. İlk besmeleyi gördük biz. Allah adıyla varlığın hareket ettiğini gördük, varlıkta onu gördük. Sonra iman ettik. Sonra işte namaz gidiyoruz. Bak burada artık namazın da altına geldik. Edai feraizinde. Başta namaz oldu ama altında edai feraiz. Bir açıdan bu bize namazın da neyin talimi olduğunu gösteriyor. Bir insan günde 5 defa Allah'ın emrini yerine getirmeye alışırsa diğer emirlerde zorluk çeker mi? En azından bir alışkanlığı olur yani. Bu uyuşturucu tedavilerinde, rehabilitasyon merkezlerinde alışkanlıkları değiştirmeye çalışıyorlar. Mesela nefsani olan şeyler, rahat kıyafetler, şunlar bunlar. Onları böyle men ediyorlar ki adam şeye alışsın, disipline. Veya işte kafası estiğinde kafasını estiğini yapmayı falan men ediyorlar. Adamı bir disiplin içinde yaşamaya alıştırıyorlar. O sayede o adam nefsini kontrol etmesini öğreniyor aşama aşama. Bu neye vesile olacak? Uyuşturucuyu da bırakacak o sayede. Hayır demesini öğrenecek yani. Biz oruçla, biz namazla, biz zekatla, biz her an zaten edai feraiz ile ve terki kebair ile böyle yapmasını öğreniyoruz. Böyle diyoruz yani her defasında nefsimize. Dur bakalım, şimdi bir namaz kılmam lazım. Dur bakalım, bunu yapamam, bu haram. Bak insan nasıl kontrollü bir şekilde yaşıyor o şeriat dairesinde olduğunda. Nerede öyle nefis direksiyon eline alsın, dizgininizi elinize alsın.
Bugün bizim yeğenle de işte dışarı çıktık. Orada da bir nebze konuştuk bu konuyu aramızda böyle. Onun da enteresan soruları var. Dedim ki hani bir kültürün sabiteleri olmazsa o kültürün mensuplarını manipüle etmek kolay olur. İşte modadır, trenddir, akımdır, şudur budur. Yani her lezzetliğe inandırabilirsin. Yeterli manipülasyon araçlarına sahipsen, telkin gücüne sahipsen, basına, medyaya sahipsen popülerleştirirsin en yanlış bir şeyi bile. Çünkü kültürün sabitesi yok. Bugün Batı kültürü mesela onu çok yaşıyor. Bir şey çıkıyor, sapsaçma bir şey. Trend oluyor, milyonlarca kişi onu yapıyor. Neden? Kültürlerinin sabitelerini yıktılar onlar. Yeni sabite koyamadıklarından her trendin şeyi var. Gidişi var, gideri var. Popüler olduktan sonra, ünlüler yaptıktan sonra yiyorlar yani. Ama İslam, emirler ve yasaklar, yani onlardaki sabitelerle bizde bir değer sistemi oluşturuyor. Biz kolay manipüle edilemiyoruz bu yüzden. Batılılar Müslümanlardan niye rahatsız? Biraz da o sistemi bozduklarından, o çarka çomak soktuklarından. Onlar manipülasyon sistemini kurmuşlar. Dalga yaratıyor, tüketim dalgası. Herkes onu tüketiyor. Ama o dalga Müslümanların ülkesine girdiği zaman biraz azalıyor, dağılıyor veya gücü eskisi gibi kalmıyor. Rahatsız oluyorlar. Ya bu dalga niye oluşturduğumuz gibi, Meksika dalgası gibi dünyanın bir ucundan diğer ucuna dönmüyor diye rahatsız oluyorlar. Müslümanların kendi hakikatlerini, kendi kimlikleri üzerinde tanımlamaları, sekülerizmin aynı renk dünya, aynı popülerlikte dünya, aynı medyayla dünya, aynı algıyla dünya şeyini bozuyor, etkiliyor. Bizi o yüzden pek sevmiyorlar. Biz de onu nasıl koruyabiliriz? Değerlerimize sahip çıkarak, kültürümüze, irfanımıza, ilmimize, hasreten şeriata, zahiri şeriata, bakınız zahiri şeriattır sabitelerin alemi. Batını şeriat, evet batını şeriat lazımdır, iç tatmin lazımdır, o da önemlidir. Ama sabitelerimiz bizim daha çok zahiri şeriattadır. İçki içilecek mi, içilmeyecek mi? Batında manipülasyonla bunun üzerinde oynayanlar olur. Bizim kastettiğimiz içki değildi, işte sarhoşluk şöyleydi, böyleydi. İşte batıni mezhepler var mesela, batınilik hareketleri var. Bunlar böyle her şeyin içini farklı doldurarak Kur'an'ı bozmaya çalışıyorlar, tahrif etmeye çalışıyorlar ki Hasan Sabbah mesela İsmaili mezhebi içinde ayrıca öyle bir batıni bir ekol kurmuş. Onunla çok şeyleri manipüle etmiş. Ama zahir değiştirilemez. Oruç Ramazan'da tutulacak. Orucun şartları da belli. Bakın bunlar sabite. O yüzden biz batın vurgusuyla zahiri önemsizleştirmelere de karşı durmalıyız. İslam'da zahir ve batın eşit değerdedir. Yani o da olacak, o da olacak. Lazımlık açısından biz şey yapmıyoruz ama şeriatın zahiri asıl sabiteler dünyasıdır. Değiştirilemeyecek olanların dünyasıdır. Kimlik onlar üzerine inşa edilir. Onlarda kaybınız varsa bunlarla onun çok da böyle dönüştürebilmeniz mümkün değil. Çünkü sabit olmadığı zaman, dışarıdaki sabiteler olmadığı zaman içerisi bir noktadan sonra kimin sözcüsü oluyor o da karışıyor. Adam mutasavvıf veya kadın mutasavvıflar var mesela şimdi. Öyle bir anlatıyor ki abi Buda da diyor çok şeydir diyor, çok ruhani bir oraya gittim diyor, puta diyor şey yaptım. O da diyor ne de olsa diyor, onlar da diyor Allah. Yani panteist olmuş yani kadın açıkçası. Ama adı mutasavvıf. Niye? Zahiri şeriatı örselemekten, ötelemekten oldu bu yani. Eğer bilseydi ki ona öyle yapmak zahiri şeriata göre caiz değil, o sınır onun içini de koruyacaktı. Onu panteist etmeyecekti. Ama o zahiri şeriatı mühim görmedi, içinin ayarları da bozuldu gitti. Neyse burada çok oyalandım. Biraz ilerleyelim metinde. Ve o bilet senet ise başta namaz olarak edai feraiz ve terki kebairdir. Evet. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda zat ve zahire, yani azık, yolculuk ihtiyacında, yani yolculukta lazım olacak şeyler tabiri caizse, ışık ve burak,
Ancak Kur'an'ın evamirine imtisal, Kur'an'ın emirlerine uymak ve nevahisinden, men ettiklerinden içtinap, sakınmak ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. Bakın. 10 numara, 100 numara tam isabet. Sekülerizmin bize aşıladığı ne varsa, öğrettiği ne varsa, medeniyet, teknoloji, şu bu, kabir kapısına kadardır. Sen buradan mı ibaretsin? Burası mısın sadece? Yetmiyor, boşlukların var. Başta konuştuk ya, nübüvvet niye ihtiyaç? Öteyi de görebiliyorsun, sezebiliyorsun. Oraya dair sorularım var. O halde bu değil sadece maslahat. Bunu anlaman lazım. İşte ey tembel nefsim. 5 vakit namazı kılmak, 7 kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. 7 büyük günah, 7 kebairden kasıt. Hani onun farklı tasnifleri var. Üstad Hazretleri'nin de bir yerde onu sayıyor kendisi. Kendi tasnifini. İşte şirk koşmak zaten şey, cinayet, zina etmek, bazıları içki içmeyi sayıyor, bazıları saymıyor. Ama hani üstadın da kendi tasnifi var. Aşağı yukarı 7 kebair şeyi ortak ama, yani 7 büyük günah şeyi ortak bir değer. İçinde bazı maddeler oynuyor ama bazı alimler bazısını saymış, bazısını saymamış. Bazıları başka bir maddeyi saymış, ötekini saymamış. Fakat o şirktir, zinadır, cinayettir. Mesela masum bir insanın öldürülmesi, bunlar hepsinde ittifak halinde, öyle biliyorum yani. Ne kadar az ve hafiftir, neticesi, meyvesi, faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa bozulmamışsa anlarsın. Aklın varsa bozulmamışsa anlarsın. İlla anlayacaksın, aklında çıkaracaksın. Aklı olan herkes bu sonuca varacak. Öyle bir garanti yok. Akıl da bozulabilen bir şeydir. Mühendikleri bozulur. Ayarları bozulur. Şeylerin aklı yok muydu? Hitler'in aklı yok muydu? Üf, ne akıl? Adam bütün Alman toplumunu yönlendirmiş o hitabetiyle. Stalin'in, Lenin'in aklı yok muydu? Atıyorum, atom bombasını yapanın, atanın aklı yok muydu? Vardı ama sonuçlara bakıyoruz. İyi bir yere mi getirdi bu akıl? Veya o aklın yaptığı amel doğru mu oldu her zaman? Tayini doğru mu oldu her zaman? Değil. Bütün batıl ideolojiler bir akla dayanıyor. Ama o akıl akıl değil. Yani şöyle, o akıl bütünü gören akıl değil. Bütünü görmediği için hata ediyor. Parçasına konsantre olmuş. Her şeyi kendi parçasından ibaret sayan bir akıl. Feminizm bugün mesela kadın, kadın, kadın. Her yerde olmalı, her işi yapmalı, her yerde görünmeli. Erkeklerin elinden her şeyi almalı, her şeyi yapı bozuma uğratıp yeniden inşa etmeli. Kavramları, tanımları, hatta vahyi. Erkek egemen kültürün vahyi bu bizim haşa, sümme haşa, musafımız. Onda bile böyle ayetler artık değişmeli falan. Ona çıkan da var yani. Büsbütün inkar edenler ayrı tutuyorum. Kötülüğün erkekleştirildiği bir dünya mesela orada. İyiliğin dişileştirildiği, kötülüğün erkekleştirildiği bir dünya. Feminizm böyle bir akla inanıyor. Komünizm başka bir akla, devletçi bir akla, dinlerin olmadığı bir akla inanıyor. Kapitalizm karın, menfaatin merkezde olduğu bir akla inanıyor vesaire. Hepsi bir akla inanıyor ama onlar parçaların aklı, boğulmuş akıllar parçalarında. İslam ise hepsini görüyor. Bütüncül bir akıl. Çünkü vahiy onun bakışını yükseltmiş. Yukarıda kılmış. Evet. Bozulmamışsa anlarsın. Ve fısk ve sefahete seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle, dinleyelim. Yoksa sus. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Bir daha okuyayım. Kainat Mescid-i Kebir'inde, yani büyük kainat mescidinde Kur'an kainatı okuyor. Kur'an kainatı okuyor. Muhteşem ya.
Yani kainatta ne olup bitiyor? Bize bunu Kur'an anlatıyor. Kur'an söylüyor kainatta asıl ne dönüyor. Bizim görüşümüz tam isabet etmeyebilir. Ama Kur'an'ın söylediği yanılmıyor. Biz niye Kur'an okuyoruz? Demek bunun içinmiş. Kainatı öğrenmek için. Kainatta aslında ne oluyor bunu bilmek için. Bir açıdan da bir hikmeti yani. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Yani doğru yolu göstermesiyle, onun gösterdiği yolla, onun ışık vermesiyle, yol göstermesiyle amel edelim. Ve onu virdi zeban edelim. Virdi zeban sürekli tekrar edilen şey. Birinci sözde de geçmişti bu ifade. Besmele neydi? Virdi zebanıydı mahlukatın. Oradan hemen okuyalım yerinden. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi ona başlarız. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı hal ile virdi zebanıdır. Başta mahlukatın virdi zebanına Bismillah dedi. Buraya geldik. Biz Kur'an'ı virdi zeban etmeliyiz dedi. Sürekli tekrar ettiğimiz şey yapmalıyız. Demek yani Bismillah Kur'an bazıları diyor, müfessirlerimiz diyor bazıları derken sokaktan geçen adam demiyor yani. Bütün Kur'an Bismillah'ın B'sinde saklıdır. Bakın işte ona bir işaret burada var. Virdi zeban Bismillah'tı, o Bismillah'ın şerhi de Kur'an olarak tekrar geldi önümüze. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Bir daha okuyayım bu paragrafı. Vaktimiz var. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Burada nurani hikmet ifadesinin kullanılması da ilginç. Biliyorsunuz bilime de hikmet deniyor ama onlarınki nurani değil, ışık saçmıyor. Nurani demek ne demek? Yani böyle her şeye tesir eden, aydınlatan, yayılan. Biz Kur'an okuduğumuz zaman bir ayetten hayatımızın her köşesine bir işaret buluyoruz. Ya da orada farklı farklı yansımalarını görüyoruz. İşte inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dedik ya musibete uğrasak aklımıza geliyor. Ölüm olsa aklımıza geliyor. İşte faniliği hatırlamak gereken yerde aklımıza geliyor. Her yerde şeyi var. Cesaret göstermemiz gereken zamanda da onu söylüyoruz. Ondan geliriz ona döneriz diyoruz. Yani sana ne eyvallahım olmaz benim gibisinden. İşte nurani her tarafa tesir ediyor. Işık saçıyor böyle sanki. İçimizde yanan bir nur gibi. Biz bir ampulmüşüz gibi. O da bizim içimizde yanan o tel gibi. Işık saçmaya başlıyor. Kur'an'ın cevapladığı soruları cevaplayamadığı için sekülerizm gözden düşmeye mahkumdur. Buna güvenelim arkadaşlar, hiç şüphe etmeyelim. Yani Kur'an'ın sadası tekrar yükselecek, alemi saracak. Bakınız çevresel felaketler, afetler falan filan çoğaldı. Diyorlar işte iklim değişikliğinin sonuçları 9 yıl sonra gözükmeye başlayacak falan filan. İnsanoğlu gelecek yani Kur'an'ın hakikatine. Bugün keyfi yerinde, çok oralı olmuyor işte o kıssadaki adam gibi. Ama keyfinin kaçacağı zaman da geliyor. Mesajı arayacağı zaman da geliyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceği zaman da geliyor. Çünkü kainatta görecek yani. İnna lillahi ve inna ileyhi raciunun tezahürlerini kainatta görmeye başlayacak. Değişimi görecek. Gidişini daha çetin bir şekilde fark edecek. O gidişle bu sert yüzleşme
bugünkü gaflet aletlerini de dağıtamayacağı bir uyanış oluşturacak arkadaşlar. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'la oluşacak o büyük değişim böyle bir zeminde yeşerecek Allahu Alem. Çünkü gafleti o dağıtır. O gaflet bir dağıldıktan sonra da hakikate akın akın gelişler olur. İnşallah Cenab-ı Hak ömrümüz olursa bize de o zamanları gösterecek. Evet, süremizin bitmesine az kaldı. Bu duayı da okuyayım o zaman. Ama duayı bir de yarın tefekkür etmeyi deneriz belki. Bir bakarım yani bir şeyler söyleyebilir miyim diye. Evet, şurayı bir okuyayım. Bakalım, benim de çok okumam düzgün değildir ama bu Arapça metinleri. 20 yaşından sonra öğrenince insan çok geliştiremiyor kendini. Bir deneyeyim bakalım sekmeden okuyacak mıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme nevvir kulubena bi nuril imani vel Kur'an. Allahümme agnina bil iftikari ileyke. Ve la tefkurna bil istignai anke teberra'na ileyke. Min havlina ve kuvvetina vel teca'na ila havlike ve kuvvetike. Fec'alna minel mütevekkiline aleyke. Ve la tekilna ila enfusina vahfezna bihifzina verhamna verhamil müminine vel müminat. Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyike ve safiyike ve halilike ve cemali mülkike ve meliki sumeyke ve ayni inayetike ve şemsi hidayetike ve lisani hüccetike ve misali rahmetike ve nuri halkike ve şerefi mevcudatike ve siraci vahdetike fi kesreti mahlukatike ve kâşifi tılsimi kainatike ve dellali saltanati rububiyetike ve mübelliği marziyetike ve muarrifi kunuzi esmaike ve muallimi ibadike ve tercümani ayatike ve mirati cemali rububiyetike ve medari şuhudike ve işhadike ve habibike ve rasulike lezi erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel murselin ve ala melaiketike ve ala melaiketikel mukarrabin ve ala ibadikes salihin amin ve ala melaiketikel mukarrabin ve ala ibadikes salihin amin amin. Mealini de okuyayım, kısa bir anlamını, ondan sonra yarın da tekrar bu duayı okuyup tefekkürünü etmeye çalışırız. Allah'ım, kalbimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Allah'ım, kendimizi daima sana muhtaç olduğumuzu hissetmekle bizi zengin eyle. Senin rahmetine ihtiyaç duymamakla bizi fakir düşürme. Biz kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip senin güç ve kuvvetine sığındık. Sen de bizi sana tevekkül edenlerden eyle. Bizi nefsimize terk etme. Bizi hıfzınla koru. Bize, erkek ve kadın bütün müminlere rahmet et. Kulun, peygamberin, yüce katından seçtiğin, dostun, mülkünün güzelliği, sanatının sultanı, inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin timsali, yaratıklarının nuru, mevcudatının şerefi, pek çok olan mahlukatının içinde birliğinin kandili, kainatın tılsımının keşfedicisi, rububiyet saltanatının ilancısı, razı olduğun şeylerin tebliğcisi, isimlerinin definelerinin tanıtıcısı, kullarının öğreticisi, kainatın delillerinin tercümanı, rububiyetine ait güzelliklerinin aynası, senin görünüp gösterilmene vesile olan Habibin ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün olan Efendimiz Muhammed'e, bütün âl ve ashabına, kardeşleri olan Nebi ve Resullere, mukarreb meleklerine ve salih kullarına salat ve selam eyle. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة